Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörleri göreceğiz. Bu faktörler uzunluk, kalınlık ve iletkenin cinsidir. Bunlarla ilgili örnekler yapıp ampulün yapısını inceleyip bol bol soru çözümü yapacağız. Direnç, maddenin elektrik enerjisini iletimine karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç denir. Madde, elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç diyoruz. Elektriksel direnç iletken maddelerde az iken yalıtkan maddelerde çok büyüktür. Arkadaşlar bu nedenle biz elektrik akımını iletken maddelerle bir yerden bir yere taşırız. Elektriksel direnç büyük R harfi ile gösterilir. Birimi ohm'dur. Ohm birimi kısaca omega sembolize edilir arkadaşlar. Dirençlerin elektrikli araçlardaki görünümleri bu şekildedir arkadaşlar. Dirençler devreden geçen elektrik enerjisinin miktarını ayarlamak, ısı elde etmek ve bazı hassas devre elemanlarının elektriksel enerjisinin zararlarından korumak gibi amaçlarla kullanılır. Elektriksel direnç birimi bilim insanı George Simon Ohm soyadından almıştır. George Simon Ohm arkadaşlar iletkenlerdeki direncin iletkenin cinsine, kalınlığına ve uzunluğuna bağlı olduğunu birçok deneyler yaparak bulduğu için direnç birimi olarak Simon Ohm'un soy isminden almıştır. Dirençlerin devrede sembolü bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. İletkenin direnci nelere bağlıdır? Direnç arkadaşlar iletkenin uzunluğuna, iletkenin kalınlığına ve iletkenin cinsine bağlıdır. Şimdi bunları tek tek bir inceleyelim. Bir, direnç iletkenin boyuna bağlıdır. Arkadaşlar iki test devremiz olsun. Birine kısa tel, diğerine uzun tel koyduğumuzda kısa telde ampulün daha parlak yandığını görüyoruz. O halde arkadaşlar uzunluk arttıkça direnç artacak ve ampul parlaklığı azalacaktır. Telin boyu arttıkça direnci artar, ampul parlaklığı azalır arkadaşlar. Bu yarışçıların arkadaşlar yollarını, pistlerini dirence benzetecek olursak bakın kısada iki tane engel varken uzun kabloda, uzun iletkende ise daha fazla direnç olacağını göreceksiniz. O halde uzunluk arttıkça direnç artacaktır arkadaşlar. Şöyle bir deney düzeneyi hazırladığımızda 1, 2, 3 numaralı deneylerde arkadaşlar en kısa olanda lamba en fazla yanacak, en uzun olanda en az yanacaktır. Çünkü uzunluk arttıkça bakın engel artacak yani direnç artacaktır. Dik kesit alanları, kalınlık ve cinsleri aynı olan iki iletkenden uzunluğu daha fazla olanın elektriksel direnci daha büyüktür. Çünkü elektrik enerjisi uzun olan iletkende daha fazla zorlukla karşılaşacaktır. Bakın arkadaşlar aynı maddeden yapılmış, gümüşten yapılmış kalınlıkları yani kesit alanları aynı olan iki iletkenden uzun olanın yani 2L olanın direnci daha fazla olacaktır. Arkadaşlar burada S iletkenin dik kesit alanını yani kalınlığını, L ise iletkenin uzunluğunu ifade etmektedir. Arkadaşlar iki devre düzeneyi hazırlayalım. Bunlarda kısa ve uzun iki tane iletken koyalım test uçlarına. Bakın kısada ampulümüz parlak yanacak, uzunda ampulümüz daha az parlak yanacaktır. O halde iletkenin uzunluğu azaldıkça elektrikli direnç azalır, lamba parlaklığı artmaktadır. İletkenin uzunluğu arttıkça bakın ikinci devrede direnci artacak ve lamba parlaklığı azalacaktır. İkinci iletkenin direnci kesit alanına yani kalınlığına da bağlıdır arkadaşlar. Şöyle iki tane test ucumuzda birine ince tel diğerine kalın tel koyduğumuzda kalın teldeki ampulün daha parlak yandığını görürüz. O halde kalın telin direnci küçüktür. Tel kalınlığı arttıkça direnci azalır, ampul parlaklığı artar. Şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Su kalın boruda mı daha kolay akar, ince boruda mı daha kolay akar? Tabii ki kalın boruda daha kolay akacağı için elektrik de kalın iletkende daha rahat akıyor arkadaşlar. Yine yarış pistlerine benzetirsek arkadaşlar, bu yarışçının kalın yarış pistinde hareket yeteneği daha kolay olacağı için daha hızlı finişe ulaşacaktır. Eşit uzunlukta ve aynı cins iki iletken dik kesit alanı büyük olanın direnci daha az olur. Dik kesit alanı küçüldükçe direnç artar arkadaşlar. Bakın şurada kalınlık 2S olan aynı uzunlukta demirden kalınlığı 2S olanın direnci daha azdır. İletkenin dik kesit alanı ile direnç arasında ters orantı vardır arkadaşlar. Yani kalınlık arttıkça direnç azalır. İki devreyle bunu gösterelim arkadaşlar. İletkenin dik kesit alanı kalınlığı arttığında lamba parlaklığı da artıyor. Bunu hemen burada
deney düzeneğinde gösterelim. Bakın ince test ucuna ince tel koyalım. Diğer test ucuna kalın tel koyduğumuzda kalın telde daha parlak yandığını görürüz. İletkenin dik kesit alanı yani kalınlığı azaltıldığında lamba parlaklığı bakın azalmış arkadaşlar. Üçüncü iletkenin direnci telin cinsine de bağlıdır arkadaşlar. Hemen yine iki devremiz olsun. Test ucularına bakır tel ve demir tel koyduğumuzda bakır telde ampulün daha parlak yandığını görüyoruz. O halde bakır telin direnci daha azdır arkadaşlar. Telin direnci, telin yapıldığı maddenin cinsine de bağlıdır. Burada arkadaşlar gümüşte direnç en azken bakır, altın, demir, nikel kurama doğru direnç artmakta. Arkadaşlar biz gümüş pahalı olduğu için bakır tel kullanırız iletken kablolarımızda. Burada iki tane yarış pistimizde yine mavi yarışçımızın pisti bakır tel yani üçüncüyken arkadaşlar bakın aynı uzunlukta aynı kalınlıkta iki yarış pistinde mavi yarışçının bakır tel olduğunda bakın bir tane direnç demir iki kırmızı yarışçınınki demirde ise üç tane engel olduğunu görüyorsunuz. Yani maddenin cinsi direnci etkilemekte. Burada arkadaşlar bakır telde ampul amparlak yanarken nikel krom telde direnç daha büyük olduğu için ampul en az parlak yanacaktır. Dik kesit alanı ve uzunlukları eşit olan iletkenlerin direnci, iletkenlerin yapıldığı maddenin cinsine göre değişiyor. Burada bakır ve demiri görüyorsunuz. Uzunluk ve kalınlıkları yani kesit alanları aynı olan bakır ve demir tellerden demirin elektriksel direnci bakır tellere göre daha büyüktür arkadaşlar. Yine 3 tane devremiz olsun. Bu devrelerin ampul parlaklıklarını karşılaştıracak olursak 1. 2. 3. devreye baktığımızda arkadaşlar en fazla direnç 3'ü de aynı olduğu için L3L uzunluğu için demirde en fazla direnç vardı. Yani bir en az parlak yanacak. İkinciye baktığımızda arkadaşlar kalın ve kısa olduğu için en parlak ikinci ampulümüz yanacaktır. Çünkü direnç en azdır. Üçüncüsünde ise parlak yanacaktır. Direnç ortadır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Bir öğrenci devrede kullanılan iletken telin cinsinin ampul parlaklığına nasıl etki ettiğini araştırmak istiyor. Buna göre yandaki tellerden hangilerini kullanmalıdır diyor sorumuzda. Öğrenci iletken telin cinsinin ampul parlaklığına nasıl etki ettiğini araştırıyorsa cinsi farklı diğer her şey aynı olacak. A şıkkına bakalım. 1 ve 2. Bakıyoruz cinsleri aynı demir demir olduğu için bir olmaz. Biz cinsine bağlı olduğunu olsa cinsi farklı olacak. 1-4'e bakalım arkadaşlar 5 şıkkında. 1-4 cinsleri farklı fakat bakıyoruz kalınlıkları da farklı. 5 şıkkı da olmaz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. 2 ve 3 diyor. 2 ve 3. Evet cinsleri farklı. Kalınlıkları ve uzunlukları aynı olduğu için biz bu iki iletkeni kullandığımızda telin cinsini araştırabiliriz. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. İletkenin direncinin nasıl ölçüldüğünü biliyor musunuz? Arkadaşlar şurada gördüğünüz aletle yani ommetre ile ölçülüyor. Bu aletle arkadaşlar iki tane test ucu var. Şu devrenin her bir test ucuna koyduğumuzda bu devrenin direncini ölçebiliyoruz. Veya şu iki telin iki ucu arasında test ucularına koyduğumuzda yine direncini ölçüyoruz. Ampulde de bu şekilde arkadaşlar direncini ölçmüş oluyoruz. Elektriksel direncin büyüklüğü direnç ölçer yani ohmmetre adı verilen cihazlarla ölçülmektedir arkadaşlar. Ohmmetremiz şurada. Burada demir çivinin direnci 0.8 ohm, nikel krom telin direnci 1.3 ohm, kurşun kalemin ucu 21.5 ohm çıkmış arkadaşlar. Burada direnci en az olan demir, en fazla olan kurşun kalem ucu görüyorsunuz. Aşağıda verilen devrenin test ucularının iki dirençlerden hangisi konulursa ampul parlaklığı daha ampul daha parlak yanar diyor arkadaşlar. Bakalım birincisine. 4 cm 4 cm bakır bakır. Bakıyoruz bu 0,4 milimetre kare olduğu için daha kalın olduğu için bunu kullanacağız arkadaşlar. İkinci düzeneye bakalım. Bakır bakır 6 cm 3 cm 3 milimetre 0,3 milimetre kare olduğu için kısa da direnç daha az olacağı için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım. Bak 4 cm 4 cm 0,2 milimetre kare 0,2 metre kare. Bakır nikel. Arkadaşlar bakırın direnci daha az olduğu için daha parlak yanması için bakırı kullanıyoruz arkadaşlar. Melda bir elektrik devresinde bulunan ampul parlaklığının devredeki iletken telin direncine bağlı olup olmadığını araştırmak için şekildeki devreyi kuruyor.
bu test ucu elektrik devresinde 1, 2, 3, 4 uçların hangisine dokundurulursa ampul en fazla ışık verir diyor arkadaşlar. Ampulün en fazla ışık verebilmesi için direncin en az olması lazım. En az olması için de arkadaşlar kalın, kısa olması lazım arkadaşlar. Baktığımızda ince, kalın fakat uzun, ince olmaz, kalın ve kısa olduğu için 4. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Bu test ucunu 4'e bağladığımızda arkadaşlar ampulümüz en parlak yanacaktır. Arkadaşlar telin kalınlığı ve lambanın parlaklığı arasındaki ilişkiyi test etmek isteyen bir öğrenci uzunlukları ve cinsleri aynı olan telleri kullanarak yukarıdaki devreyi kuruyor. Devrede kullanılan lambalar, piller ve özdeş olduğuna göre aşağıdaki boşlukları dolduralım. Arkadaşlar burada kontrollü deneylerde sabit değişken, bağımsız değişken ve bağımlı değişkeni sorduğu için hemen geçen yıl görmüştük, bir tekrar edelim. Bir deneyde özellikleri değiştirilebilir olan etkenlere değişken diyorduk. Değişkenlerden ilk önce biz bağımsız değişkeni buluyorduk. Arkadaşlar bağımsız değişkenimiz neydi? Değiştirdiğimiz, yani deneyi yapan kişinin değiştirdiği. Şu iki deney düzeneğine baktığımızda bakır tel, bakır tel, bir pil, bir pil, bir ampul, bir ampul. Biz neyi değiştirmişiz? Bakır telin kalınlığını değiştirmişiz. Arkadaşlar o halde bağımsız değişkenimiz kalınlık olacak. Bakır telin kalınlığı. Peki biz bakır telin kalınlığını değiştirdiğimizde bağımsız değişkenin etkisiyle değişir. Yani biz bakır telinin kalınlığını değiştirdiğimizde ne değişti? Ampulün parlaklığı. O halde bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı. Kontrol edilen değişken, sabit tutulan değişken de arkadaşlar değiştirilmeyen, sabit tutulan değişkenlerdi. Burada sabit tutulan ne? Pil sayısı, ampul sayısı ve bakır, yani telin cinsi sabit tutulmuş. O halde arkadaşlar sabit tutulan telin boyu ve cinsi, bağımsız değişkenimiz telin kalınlığıydı. Yani bizim değiştirdiğimiz. Bağımlı değişkenimiz neydi arkadaşlar? Ampulün parlaklığıydı. Recep oluşturduğu elektrik devresinde test uçlarına şekildeki KLMN tellerinin dokundurarak telin direncinin telin boyuna, kesitine, kalınlığına ve cinsine bağlı olduğunu araştırmak istiyor. O halde buna göre Recep hangi tel çiftini kullanırsa amacına oluşmuş olur. Boyu için arkadaşlar bakalım. Boyu için boyu farklı, diğer her şey aynı olacak. Bakalım 20 santimetre 10 santimetre. Evet farklı. İnce ince, bakır bakır. Evet K ve L'yi boyu için kullanabilir. O halde KM ve KN'yi salladık. Kesit alanı, kesit alanı farklı, diğer her şeyi aynı olacak. Arkadaşlar bakalım 10 santimetre 20 santimetre 10 santimetre olmaz. 10 santimetre 10 santimetre. LM'ye bakalım arkadaşlar. 10 santimetre 10 santimetre. Bakır, bakır, ince kalın. Evet biz kesit alanı için LM'yi kullanabiliriz. Bakıyoruz LM, LM. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Cinsi için cinsi farklı. Diğer her şeyi aynı olacak arkadaşlar. O halde bakalım arkadaşlar. Burada MN diyor. MN'yi bir kontrol edelim. Kalın bakır tel, ince bakır tel olmuyor arkadaşlar. Cinsleri farklı. Cinsleri aynı olacak için burada LN'ye bakalım arkadaşlar. İnce, ince 10 santimetre, 10 santimetre. Bakır tel, nikel tel. Evet. LN'yi kullanırsak olur arkadaşlar. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Elektrik enerjisinin iletiminde bir miktar ısı enerjisine dönüşerek harcanır arkadaşlar. Böylece devre elemanları bir miktar ısınır. Bunun nedeni devre elemanlarının dirence sahip olmasıdır. Bütün iletkenlerin bir direnci vardır. Isı enerjisine dönüşen elektrik enerjisi direnci de ile orantılıdır. Bu nedenle ısı enerjisi elde etmek istenilen cihazlarda direnci büyük teller kullanılır. Arkadaşlar bizler ısı enerjisi elde etmek istediğimiz yerlerde direnci büyük teller kullanırız. Örneğin burada iletkende direnci küçük tel kullanılırken kettle'ın ısıtıcısının olduğu yerde daha çok ısı versin ve suyumuzu daha çabuk ısıtsın diye burada direnci büyük tel kullanırız. Yine arkadaşlar fön makinesinde, saç kurutma makinesinde bakın burada elektriğimizi hızlı iletsin, makineye hızlı elektrik gelsin diye küçük dirençli. Burada arkadaşlar havayı ısıtsın diye büyük dirençli tel kullanırız. Ampul de bir dirençtir arkadaşlar. Ampul elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüştürerek ışık elde etmemizi sağlıyor. Ampul 19. yüzyılda Thomas Edison tarafından bulunmuştur arkadaşlar.
O zamanlarda Edison arkadaşlar elektrik akımının yüksek miktarda ışığa dönüştüren ampul aracını geliştirerek zamanın en büyük buluşunu gerçekleştirmiş. Edison'ın çalışmaları sonucunda 40 saat çalışabilen ampul yapılmasına rağmen günümüzde yıllarca çalışabilen ampuller elde edilmiştir. Arkadaşlar ampulün yapısına bakalım. Ampul arkadaşlar şöyle baktığımızda cam balon, flaman, gaz, iletken tel ve vidalı duydan oluşuyor. Cam balon, cam fanus diğer bir ismi, saydam özelliğinden dolayı ışık ışınlarını geçirir. Aynı zamanda ışığı kırarak etrafa yayılmasını sağlar. Flaman arkadaşlar, üzerinde elektrik akımı geçtiğinde yüksek miktarda ışık saçan sarmal teldir. Şu arkadaşlar, yüksek sıcaklıklara dayanabilen tungsten metalinden yapılmıştır. İletken teller şunlar arkadaşlar, bakın tungstene elektriği ileten, flamana elektrik akımını ulaştırmasını sağlar. Vidalı duyu arkadaşlar elektrik akımını ileten tellere geçmesini sağlar. Argon gazı ise arkadaşlar ampulün cam yüzeyinin zamanla kararmasını önler. Arkadaşlar argon gazı koymasaydık burada cam kararacak ve ışığı dışarıya vermeyecekti. Ampul flamanın yüksek direnci sayesinde çalışır arkadaşlar. Flamanın spiral şeklinde, yani şu spiral şekilde arkadaşlar, ince uzun bir teldir. Bu telin spiral şeklinde yapılması telin boyunu arttırarak direncin artmasını sağlamaktır arkadaşlar. Bakın şu şekilde direncini arttırıyor. Flamanın yapısında direnci diğer metallere göre yüksek olan tungsten metali kullanılır. Arkadaşlar flamanda kullanılan malzemedeki amaç bakır gibi iyi bir iletkenin olması değil, direnci yüksek iletken olmasıdır. Böylece flaman yüksek dirençten dolayı akkore haline gelerek ışık yaymaktadır. Ampul elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüştüren bir devre elemanı. Ampulde bir direnci vardır arkadaşlar. Ampulün içerisinde tungsten, diğer bir ismi wolfram metalinden yapılmış flaman adı verilen bir tel bulunur. Tungsten metalinin elektriksel direnci çok büyüktür. Bu tel 3400 santigrat dereceye erimeden akkore halinde ışık verebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ampullerde cam balonun içerisinde hava boşaltılır. Boşaltılan havanın yerine argon adı verilen gaz doldurulur. Eğer ampulün içerisinde hava olursa arkadaşlar hava tungsten metaliyle hemen etkileşime girer ve ampul ışık vermez. Biz arkadaşlar ampulün yerine argon gazı yerine neon gazı koyduğumuzda arkadaşlar renkli ışıklar verilir. Burada renkli ışık görüyorsunuz. Ayrıca tabelalarda ışıklandırma neon gazı ile elde ediliyor arkadaşlar. Ampulün yapısını şöyle bir tekrar edelim. Metal kısım, metal uç, destek telleri, flaman, cam balon ve flamanı taşıyacak kollar arkadaşlar. Konuyu bir tekrar edelim arkadaşlar. Elektriksel direnç, direnç ölçer 10 metre ile ölçülüyordu. İletken maddelerde küçük, yalıtkan maddelerde ise çok büyüktü. R harfiyle gösteriliyordu. Birimi ohm'dur ve omega sembolüyle gösterilir. Maddelerin elektrik enerjisine karşı gösterdiği zorluktur arkadaşlar. Peki elektriksel direnci etkileyen değişkenler, George Simon Ohm'un bulduğu değişkenler, elektriğin dik kesit alanı arkadaşlar, elektriksel direnç iletkenin dik kesit alanından küçüldüğünde artarken büyüdüğünde azalır. Yani kalınlığı. İletkenin uzunluğu arttıkça arkadaşlar direnç artar, uzunluk azaldıkça direnç azalır. Cinsi, iletkenin cinsi değiştiğinde arkadaşlar elektriksel direnç değişir. Yukarıdaki düzenekleri kuran öğrenciler iletken tellerin dirençlerini karşılaştırıyorlar. Bu öğrencilerin tellendirince hangi faktörün etkisini araştırıyor olabilir? Arkadaşlar bu tip sorularda farklı olan cevaptı. Bakıyoruz ne farklı? Bakır telin kalınlığı farklı. O halde burada neyi araştırıyordur? Kesit alanını, kalınlığı. Diğerler bakır 5 santimetre 5 santimetre. Uzunlukları aynı, cinsi aynı. Kalınlığı farklıysa kalınlığını araştırıyordur. Hangi şıkta var bu? Telin kesit alanı, yani kalınlığı B şıkkı. Yukarıda verilen ampul resminde flaman hangi rakamla belirtilmiştir? Arkadaşlar bakın flaman, bir cam balon, iki flaman. O halde cevabımız B şıkkı. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.